İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Konuklarımız olacak, önemli konuklarımız olacak. Ama önce her zaman olduğu gibi bir başlıklara bakalım. E, gün içinde öne çıkan ekonomide başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmalar vardı. Ekonomiye yönelik özellikle bütçeyle yapılacaklara yönelik 2022 bütçesiyle atılacak adımlara yönelik açıklamaları vardı. Tarım sektörünün önemine değindi. Tarım sektörü sanayi kadar önemli dedi. Yeşil iklim Fonu'ndan Türkiye'ye 3.1 milyar dolar kaynak aktarılacağını açıkladı. Bu kaynağın cazip imkanlarla iklim değişikliği ile ilgili projelerde kullanılacağını söyledi. Ee, diğer taraftan bizim için tarım sektörü savunma sanayi kadar önemlidir ee, dedi. Başkan Erdoğan dünyayı etkisi altına alan kurak riskine değindi. Gerekli tedbirleri aldıklarını, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Ee, i̇şte tarlaların, seraların ekilip dikilmesini boş bırakılmaması gerektiğini e, söyledi. Diğer taraftan Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Ama dolaylı olarak tabii tüm çalışanları da ilgilendiriyor. Asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Geçen yıl %20 zam, 21 zam yapılmıştı. Bu yıl bakalım nasıl bir oranda artış olacak. İstihdam teşviklerine sadeleşme geliyor yeni yılda daha sade ama etkin olması amaçlanıyor. Gelecek yıl sosyal sigorta prim tabanı genişletilmesi, sisteme girişin daha kolay olması bekleniyor. Dış ticaret açığı %47,5 azaldı. TÜİK tarafından dış ticaret istatistikleri açıklandı. İhracat Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30 arttı. İthalatta da %11,9'luk artış var. Şimdi piyasalara bakacağız. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul bakalım bugün ee, ne durumda? 1513 puanda, 1517 puana kadar çıktı. E, gün içi en düşük seviye 1503 puan yükselişini sürdürüyor. 1500 puan üzerinde kalmayı, 1510 puan üzerinde kalmayı sürdürüyor. Tabi burada 1480 önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kalması önemli. Bist Banka ve Bist Sinayi'ye bakacağız. Bist Banka'da %2,23. Dün de bankacılık hisselerinde toparlama vardı. Bugün de o toparlamanın devam ettiğini görüyoruz. Biz Sınai'ye bakalım. Oradaysa yatay bir seyir var. Bankacılık hisseleri önderliğinde Borsa İstanbul'da yükseliş göze çarpıyor. BIST yüzde en çok artanlar gelsin. Ziraat GYO, Erbosan, Ege Endüstri, Aksa Sarkuysan. BIST yüzde en çok azalanlar. Biotrend, Bera Holding, Otakar, Türk Traktör, Aselsan olarak sıralandığını görüyoruz. Devam edelim. Dolar TL ve Euro TL. Dolar TL 9.50 seviyesinde. Euro TL'ye baktığımızda Euro TL ise 11.05'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ve dolar endeksine bakacağız. Parite 1.16.18'de dolar endeksine baktığımızda dolar endekste 94'ün hemen altında. Ve küresel borsalar, Avrupa borsaları artıdaydı. E, eksiye döndü. Dün artıda kapatmıştı. Bugün eksi de Londra, Paris, Madrid ve Frankfurt'ta %0,50'ye varan düşüşler var. Devam edelim. Asya borsalarına bakacağız. Asya borsalarında da kayıplar var. Küresel tarafta yani Avrupa, e, Asya eksi de ve ABD vadeliler. Orada Oradaysa hafif artılar var. Küresel taraf karışık. Devam edelim. ABD 10 yıllık tahvile bakacağız. ABD 10 yıllık e, tahvil ise 1.58'de %2'de ikilik bir kayıp var. Ve ons altın. Ons altında 1800 doların üzerinde kalamadı yeniden 1794 dolarda. Gram altına baktığımızda ise gram altın 547 lira seviyesinde 560 liranın üzerine görmüştü. En yüksek seviye geçtiğimiz haftalarda. Devam edelim gümüş ve petrol. Gümüş 24 dolar 12 sent. Petrol tarafında ise Brent petrol 84 dolar 51 sent. ABD ham petrolü ise 83 dolar 56 sent seviyesinde. Profesör Doktor Burak Arzova ile konuşacağız. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Asgari ücret görüşmeleri başlayacak ki 2022 yılı için belki de en önemli konulardan bir tanesi. Türkiye'de ve dünyada yüksek enflasyon şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Türkiye'de de enflasyon yüksek yüzde işte 20'lere varan bir enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki açıklamaları, sanayi bakanı Varank'ın açıklamaları bu yönde gelen mesajlarda işte özel sektöre yönelik verilen mesajlarda işte ücret zamları konusunda işçilerin elinin rahatlatılması konusunda mesajlar veriliyor. Biz özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu tarafında e, yüksek zamlarla işçiyi koruduklarını e, belirten açıklamaları vardı. Dolayısıyla ayrı bir öneme haiz asgari ücret görüşmeleri ne beklersiniz 2022 için. E, tabii bu ücretlendirme süreci oldukça zor bir süreç. Hele özellikle enflasyonun bu kadar yükseldiği bir dönemde e, her iki tarafın da bunu e, bir şekliyle yani hem işçi tarafı hem işveren tarafı kendine göre haklı e, gerekçeleri olduğu bir süreç. Yani işçiler e, tarafından baktığında tabii ki e, mevcut şartlarda ülkenin e, özellikle bu yüksek enflasyonlu süreci içerisinde e, çok daha yüksek ücretlerin olması e, bir elzem. Ama diğer taraftan işveren tarafına baktığımız zaman onlar da özellikle e, bu süreçte e, kendi üretim maliyetleri konusunda işçilik maliyetlerinin çok yüksek olmasından da yakınıyorlar. E, aslında bir taraftan baktığımızda ücretlilerin Türkiye'nin büyümesinden almış olduğu payın yıllar itibariyle giderek azaldığı ve ortaya çıkan o yüksek büyümeden refah olarak bir fayda sağlayamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla çok zor bir süreç. Yani işte onun için hep enflasyon ne kadar önemli, enflasyonun düşük olmasının ne kadar önemli olduğunu birçok kere vurguladım ve vurguluyorum da birçok meslektaşım da aynısını söylüyor. Olay burada. Yani neticede her iki tarafında uzlaşmaya çalıştığı nokta, bir andan sonra uzlaşı noktasının da ötesine geçebiliyor ve e, kimseyi memnun etmeyen bir sürece bizleri taşıyabiliyor. E, dolayısıyla dediğim gibi çok zor. E, ama e, Orada iyi neticede... ayarlanması gerekiyor herhalde onu söylüyorsunuz. Çünkü evet, istihdam kaybına evet. neden olabilir. Eğer hani işverenin üzerindeki yük çok artarsa bu sefer de istihdam kaybına neden olabilir. Yani aslında tam olarak söylemek istediğim de bu. Yani o kadar ince bir çizginin üzerinde gidiyoruz ki e, hem istihdam kaybına sebebiyet verebilir. Hem kayıt dışı e, işçiliği arttırabilir. E, bir de biliyorsunuz Türkiye'de özellikle göçmenler ve onların çok daha ucuz ücretlere çalışması durumu söz konusu. Bu e, bir şekilde e, ciddi bir problem yaratabilir istihdam konusunda. E, bu bir problemimiz. Bir diğer problemimiz de şu. E, Türkiye'deki genel ücretler düzeyinin asgari ücrete çok yakın seviyelerde gerçekleşiyor olması da ayrı bir problem. Yani biz şimdi 2825 lira asgari ücrete baktığımızda e, mesela 3000 lira ücret alan asgari ücret seviyesine ücret almıyor gibi gözüküyor ama neticede bu seviyeye çok yakın. O nedenle aslında bütün bunları da değerlendirdiğimizde yaklaşık %65'ler civarında Türkiye'de ücretlerin ücretleri asgari ücret seviyesine gelmiş durumda. Ve e, özellikle işletmelerde üst düzey kademe ile e, orta ve alt düzey kademe arasındaki ücret farkları da çok ciddi şekilde açılmış durumda. Bu, bu da büyük bir problem yani hem bir taraftan bu demin söylemiş olduğumuz istihdam noktasında özellikle tam iki tarafı da memnun edebilecek bir çizgide bunu yürütebilmek çok değerli ama bir taraftan da ücretlerin özellikle asgari ücret seviyesine yapışmış olması ve oraya doğru gidiyor olması da daha büyük bir başka sıkıntıyı bize taşıyor. Dolayısıyla belki şöyle bir şey önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılıp belki de işverenin üzerindeki. E, maliyet yükü yani çalışanın maliyet yükü belki hafifletilerek e, asgari ücret bir şekilde e, hani enflasyonun üzerinde artış sağlanarak belki bir denge kurulabilir. E, hani istihdam kaybı da olmaması açısından. Evet yani burada tabii bence önemli olan konulardan bir tanesi daha evvel hükümetin böyle bir çalışması vardı ama e, bunun üzerinden çok yürünemedi. Kıdem tazminatı fonu konusu çok önemli bir konu. Burada da gene işçi sendikalarıyla beraber ortak yapılacak olan çalışmalarla geçmişte edinilen haklar hiçbir şekilde kayba uğramamak kaydıyla bir kıdem tazminatı fonu oluşturulması çok değerli uh -huh. çünkü özellikle işten çıkarmalar konusunda da birçok işçi kardeşimiz bu haklarını da elde edemiyorlar. Eğer böyle bir fon olmuş olabilirse en azından tıpkı işsizlik sigortası fonu gibi bu hem bir tasarrufa yöneltebilecek bir alan bizi açar. Ki bu çok değerli. Özellikle tasarruf etme anlamında, kurumsal tasarruflar anlamında konuşuyorum. Bir diğer taraftan da özellikle bu e, işten çıkarmalar konusunda da ciddi ortaya çıkan problemlerin çözümüne katkı sağlar. Ama e, nedense bilemiyorum bu yarıda kaldı. Bunun üzerine de belki gidilmesine fayda olabilir diye düşünüyorum. Peki e, hocam e, diğer taraftan bu hafta e, kamu bankalarından ticari kredi faizlerinde 2 puanlık bir e, indirim gördük. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da sunumlarında vurguluyordu. Özellikle ticari kredi büyümesinin ortalamanın çok altında olduğuna yönelik açıklamaları vardı. Bireysel krediler ortalamaya yakın ama ticari krediler ortalamanın çok altında, beklentilerin altında. Dolayısıyla bir taraftan ihracat verileri de geldi bugün, dış ticaret verileri de geldi. İhracattaki artış. Diğer taraftan da kamu bankalarındaki... Kredi faizlerindeki 2 puanlık belki önümüzdeki dönemde devamı da beklenirse eğer, bunun üretime ve büyümeye yansıması nasıl olur? Şimdi tabii biz ihracat ayağıyla oldukça ciddi ve önemli bir şekilde büyüyoruz. Bu çok takdir edilecek bir konu. İhracatımız çok kuvvetli bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi pandemi ve pandemi dönemi sonrası. Yani neden burada ihracat artışı sağlıyoruz diye baktığımızda özellikle arz kesintilerinin dünya genelinde ortaya çıkmış olması, işte uzaktan yapılan taşımacılıktaki lojistik maliyetlerdeki artış, bütün bunların yanında Türkiye'nin özellikle en önemli pazarlardan biri olan Avrupa'ya çok yakın olması, imalat sanayimizin ağırlıkla kobi işletmelerden oluşması ki Türkiye'nin ihracat yükünü aslında bunlar taşıyorlar kendi üzerlerinde. E, Kobi olması ne demek? Esnek üretim yapılarına da imkan tanıması, yani herhangi bir şey üretebilmesi. Şimdi buradaki temel nokta pandemi sonrasında nasıl evrilecek noktası. Çünkü Çin çok büyük sayılarda üretim gerçekleştiriyor. E, biz bu sayılarda üretim yapabilir miyiz? Ya da uzun zamandan beri makine ve makine parkı e, yatırımları özellikle Kobi'lerin çok e, yoğun devam eden bir süreç. E, burada bu e, sürdürülebilir mi? Buna bakacağız. Tabii e, şu anda bu kredilerin ...herhangi bir şekilde özellikle ticari kredilere çok fazla yansıdığını göremiyoruz. Bu bir parça da vade uyumsuzluğuyla alakalı. Çünkü özellikle bankaların topladıkları mevduatların... ...ortalama vadesi 32 gün civarında olduğu düşünürsek... ...verilen krediler çok daha uzun vadeli olunca vade uyuşmazlığından ötürü... ...bu aradaki maliyeti özel bankalar yüklenmiyorlar ya da yüklenmek istemiyorlar. Dolayısıyla burada... Şu an için bence esas elzem konu özellikle ihracatçı şirketler değil. Zaten onlar ciddi şekilde imalat sanayi üzerinden bu ihracat artışını gerçekleştiriyorlar. Bir diğer taraftan da yenileme yatırımlarına ya da kapasite artırım yatırımlarına da devam ediyorlar. Hatta faizler çok daha yüksekken de devam ettiler. O nedenle ben buradaki esas noktanın biraz bu faiz tartışmaları dışına sıyrılabilirsek nasıl bizim ihracatçı firmalarımızı... Pandemi sonrası da kalıcı ihracatçı haline dönüştürebiliriz. Onların önündeki engeller neler? Şirketlerimizin büyümesine nasıl katkı sağlayabiliriz? Özellikle vereceğimiz teşvikleri her yıl ihracatı arttıran şirketleri ön plana alarak vermek yoluyla nasıl bunları farklılaştırabiliriz? Belki buradan yürümek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ee, i̇şin faiz tarafı başka tabii ki bir konu, başka bir tartışma. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşleriniz için Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova sağ olun. Peki devam edelim. Hocamız da bahsetti. Kobilerden, ihracattan, kobilerin ihracat ve ARGE pastasından alacağı pay desteklerle artacak. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre gelecek yıl kobilerin ihracat payının %22'ye, ARGE harcamaları payının ise %58'e yükselmesi hedefleniyor. Kobilerin ARGE ve ihracatta potansiyeli artacak. Yeni yılda Kobilerin ARGE harcamalarındaki payı %22, ihracat içindeki payı da %58'e çıkarılacak. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan girişimcilik ve Kobi destekleri verilerine göre, Kobiler 2020 yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin %99,8'ini, İstihdamın %73,9'unu, katma değerin %53,1'ini, ihracatın da %57,2'sini oluşturuyor. Bu kapsamda ARGE ve ihracattan daha fazla pay alması hedeflenen kobilerin ihracat içindeki payının bu yıl %57,2, gelecek yıl ise %58'e yükselmesi amaçlanıyor. ARGE harcamalarından da bu yıl %21,4, gelecek yılda %22'lik bir pay alınması planlanıyor. Öte yandan COSGAP tarafından imalatçı girişimlere üst limiti 375 bin liraya, geleneksel sektörlerde yer alan girişimcilere ise 65 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Evet devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da halk arzlar devam ediyor. 2021 yılı oldukça hareketliydi. Yılın sonuna doğru o hareketliliğin devamını görüyoruz. Hareketliliğin arttığını görüyoruz. Ulusal faktoring halka arz oluyor. Talep toplama dönemi başlayacak. Ayrıntılarını konuşacağız. Ulusal faktoring genel müdürü İzak Koenka. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ee, halka arz heyecanlı bir süreç. Ee, şirketler açısından heyecanlı. Yatırımcılar açısından heyecanlı. Borsa İstanbul'un gelişimi açısından heyecanlı, ülke ekonomisinin gelişimi açısından heyecanlı. Öncelikle ulusal faktöring önce ulusal Faktöringi bir tanıyalım, sonra da halk arzının detayları ile ilgili sistem bilgi alalım. Ulusal Faktöring 1999 yılında kurulmuş. 2001 yılında TMSF'ye devrolduktan sonra, 2001 yılında ben ve ortağım bunu TMSF'den satın aldık. Aldığımız zaman sadece 1 milyon sermayesi olan ama hiçbir çalışanı, hiçbir programı, ofisi dahi yoktu. Yani sıfır bir şirketti. Hı hı. Biz o dönemde 2001 yılında onu aldıktan sonra zaman içerisinde büyütmeye başladık. Bizim ana amacımız, ana ama ana hedefimiz her sene bütçeyi de yaptığımız zaman ilk başta büyümeyi koyarız. Biz büyüme hı hı. odaklı, büyümeden enerji alan bir şirketiz. 2011 yılında Amerikalı, Amerika kökenli bir fon bizim büyümemiz dikkatlerini çekmiş, gelip bize ortak oldular. %47'mizi edimize aldılar. Bizimle ortak olduktan sonra hem onlara verdiğimiz iş planında hem de 2015 yılında EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ee, bize 3 yıllık bir kredi verdi. Hem de onlara verdiğimiz bir e, planda, iş hı hı. modelinde tamamen COBİ'lere yönelik, COBİ'lerin e, finansmanına yönelik e, bir e, model vermiştik. E, aynen de onları e, uyguladık ve e, orada da tabii ki kobi dediğimiz zaman kobiler bütün Türkiye'ye yayılmış. O yüzden şubeleşmemiz gerekiyordu daha ilk baştan. E, şubeleşmemizi yaptık ve e, şu Ne an, kadar şube var? Şu anda 19 şubemiz var. Hı hı. E, toplamda 240 kişi istihdam ediyoruz. E, 7 binin üstünde, 8000 bin civarında da bir müşteri adetimiz var. Bunlar aktif müşteri. Hı hı. Ancak yıl içerisinde e, bize gelip temas ettiğimiz 15.000 civarında e, müşteri var. Bunların çok büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı COBI'dir. Hı hı. Bu şube sayısını arttırma gibi bir hedef çünkü değil mi ee, daha çok büyüme dediğimiz zaman tabii ki şubeleşmeyi de geliyor. Evet e, önümüzdeki dönemde şubeleşmeye ağırlık vermeye devam edeceğiz. Ama ee, diğer taraftan da e, belki de değil mi e, et, elektronik ortam çok önemli çok, bir hale geldi. Çok doğru söylediniz. Aslında e, şubeleşmek bizim için e, dijitalleşmenin de e, bir parçası. Çünkü hı. biz dijitalleşmeye önem veren e, bir kurumumuz kurumuz gerek e, yapay zekadan yararlanıp gerekse e, yeni teknolojilerden yararlanarak oluşturduğumuz çek para adında bir mobil uygulamamız, uygulamamız var. Çek para bizim e, kendi içimizdeki bir fintekimiz diyebilirim. Çek parada tamamen self servis faktörün hizmeti veriyoruz. Çek parada gelen e, kobiler, gelen müşteriler e, kendi alacaklarını e, bizim kendi yarattığımız 20 yıllık tecrübemizle ve e, isiparat kanallarımızla e, yarattığımız e, bir e, e, modelleme var. O modelleme ile e, gelen e, müşterilerin alacaklarına e, skor verebiliyoruz ve böylece de bu skorlarla müşteriler alacak kalitesini değer e, öğrenebiliyorlar hı hı. ve e, aynı zamanda o uygulamadan müşterinin e, A'dan Z'ye e, finansman ihtiyacını uygulama üstünden şubelere gitmeden e, işlem yapabilme imkanlarını tanıyoruz. Tabii fintech dediniz, ee, özellikle bu teknolojinin gelişmesi, bu anlamda yatırım herhalde önümüzdeki dönem e, işte hem sizler için hem tüm finans kuruluşları için en önemli konulardan bir tanesi. Büy büyümenin ana motoru olacak gibi gözüküyor. Büyümenin ana motoru olacak gibi, evet. 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 bu konuda da tabii yatırımların bu bu konuda da yap, yatırımların çok büyük kısmını yapmış hı. olmamıza rağmen o konuda yatırımların gelişmesi, gelişmesi gereken yerler. Var. Peki e, halkar süreci e, nasıl gidiyor? Ne zaman talep toplama dönemi? E, 4 ile 5 Kasım'da hı hı. E, talep toplayacağız. E, ne kadar pay? E, Şöyle toplam biz halka arzı hı hı. sermaye artırım yoluyla yapıyoruz. Biz bu hı hı. parayı toplayacağımız paranın yüzde 82'sini yine şirketin içerisine koyacağız. Hı hı. Biz şöyle söyleyeyim factoring sektörü dünyada ve Türkiye'de genelde değerlendirilirken gayri safi milli hasalanın oranına göre değerlenir. Türkiye'de bu oran yüzde 3.2. Ancak Avrupa'da, özellikle Avrupa çok fazla kullanıyor. Gördüğümüz zaman bu oran bazı ülkelerde yüzde yirmilere kadar gidiyor. Çok düşük Yani biz Türkiye'de. Şu anda düşük. Ama biz Türkiye'nin hem kendi büyümesi ki biz büyümeyi farklı, diğer ülkelerden daha iyi yapıyoruz. Daha dinamik, e, dinamik bir şekilde yapıyoruz. Hem bizim kobilerin e, daha dinamik olmaları Hı -hı. hem de e, ülke büyürken Factoring sektöründe gayri safi gayri safi milli hasadan alacağı payını da artırarak uh -huh. e, bu sektörün önünün çok açık olduğunu görüyoruz. O yüzden e, amacımız halka arz olarak eee daha e, fazla kobiye hizmet verebilmek, e, büyürken e, halkı da yanımıza alıp birlikte e, büyütmek olarak düşündük. Yani halka arzdan elde edilecek gelir KOBİ'lerin tamam. Kobelen finansmanına gidecek. Anladım. Dönemsel olarak baktığımızda işte önümüzdeki yıl için yüzde beşlik bir büyüme hedefleniyor. Türkiye bu yıl güçlü bir büyümeyle kapatacak yılı. Dediğiniz gibi Türkiye'nin dinamikleri, yapısı gereği büyüme potansiyeli yüksek ve Çok. hızlı tepki verebiliyor. Kobiler ciddi krizlere karşı olsun veya işte küresel dalgalanmalara karşı olsun hem güçlü hem de hızlı e, hızlı bir e, yol bulabiliyor kendine şöyle söyleyeyim kobilerin finansal okul yazarlığı çok yüksek hmm. yani dönem dönem Merkez Bankası'nın faiz kararlarından önce bekleyip kararı gördükten sonra e, Eğer o anda ihtiyacı yoksa bekleyip kararı gördükten sonra dahi hmm. e, kullanımını yapmak isteyen kredi kullanımını o daha faiz karından sonraya bırakan e, çok büyük bir kesim var O yüzden çok bileşiler ee, ve çok dinamikler. Ee, tabii şimdi bir, e, burada şu da önemli, özellikle yatırımcılar şirketlere soruyor, halka arz olacak şirketlere, taahhütleri neler diye ben de size sorayım, taahhütleriniz neler? Şöyle 6 ay boyunca bedeli Hı -hı. sermaye arttırmayacağız, 6 ay boyunca yeni bir ortak satışı olmayacak, bir yıl boyunca da e, halka arz olduğumuz fiyatın altında herhangi bir ortak Hı -hı. satışı veya yeni bir pay, e, arz etmeyeceğiz. Anladım. Peki e, biraz hani bu yılı nasıl kapatmayı planlıyorsunuz e, mali olarak, bilanço olarak nasıl bir e, yıl kapatmayı planlıyorsunuz? 2020 yılı belki pandemi olduğu için çok hani e, göz ardı edilmesi gereken bir yıl. O yüzden e, orası çok sağlıklı bir yıl değil. 2019'u belki daha de evet. değerlendirmek gerekiyor. E, 2020 dediğiniz gibi. E, e, Pandemiden dolayı tabii ki hepimiz için çok farklı Bir geçti. Bir gösterge yılı değil. Bir yani. gösterge yılı değil. İki, bunun geçici olacağını biz aslında görmüştük. Çünkü biz Aralık ayından itibaren, 2020 Aralığından itibaren bugüne kadar 5 yeni şube açtık. Çünkü e, biz ülkenin büyümesine, geleceğine inanıp güvendiğimiz için daha fazla şubeyle yatırım yaptık. E, aslında tam da düşündüğümüz gibi oldu. E, bu sene ilk 6 aydaki e, açıkladığımız kar e, bizim 2019'u aratmıyor. Hatta e, daha da üstünde ilk 6 ay olarak. Hı, önemli. Tabii siz e, nabız tutabiliyorsunuz. Yani e, Türkiye ekonomisinin ana motorlarından bir tanesi de COBİ'ler. Kesin. Ve ihracatçılar. Kesin. E, ne gördünüz? Özellikle açıkçası birçok kişiyi şaşırttı. 2019 pandemi döneminde üretimin devam ediyor olabilmesi. İhracata bu kadar Çabuk adapte olunabilmesi, yeni pazarlar bulma konusunda yetenek birçok insanı şaşırtmıştır. Yani hem içeride hem de dışarıda. Siz nasıl bir izlenim edindiniz? Şöyle, şimdi her şeyden önce onu söyleyeyim. Biz şirket üzerinde hiçbir yabancı para riskimiz yok. Hı -hı. Tamamen Türk lirası olarak kredi veriyoruz. Biz şunu gördük ki özellikle bu sene inanılmaz bir ihracat artışı ve e, çok yüksek bir rakam. E, ancak COBİ'lerin bir kısmı bu ihracata katkı sağlıyor. Bir kısmı kendileri ihracata yapabiliyor. Yani kat, e, kendi ihracat ihraç edemeyen e, ihraç eden şirketlerin tedarikçisi olarak e, bugün sahneye çıkıyorlar. O yüzden e, biz sonuçta dolaylı da olsa ihracatı desteklediğimizi e, hı hı. düşünüyorum. Peki eee Şimdi 4-5 Kasım tarihleri arasında talep toplanacak. Ulusal faktörün için payların dağıtımı nasıl olacak bireysel yatırımcılara, kurumsal Tabii. yatırımcılara, ee, yabancılara? Şöyle, %50'si yerli kurumsal, yatır, kurumsal yatırımcısı, %10'u yabancı kurumsal yatırımcı ve %40'ı da bireysel yatırımcılara ayırdık. Evet. Bu arada bir son dakika gelişmesi var onu seslendireyim. Akaryakıt fiyatlarına bir indirim geldi. Yarından itibaren benzinde 25 kuruşluk bir indirim gerçekleşecek. Son iki günde üst üste e, artışlar vardı, e, benzin'e gelen zamlar vardı. Kurdaki biraz daha sakinlemenin de etkisiyle benzin fiyatına 25 kuruşluk bir indirim gerçekleşmiş olacak. Bu da önemli. Bu son dakikayı da e, paylaşmış olalım sizlerle. Şimdi tabi e, e, dediğiniz yüzde 40 yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 50'si yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 10'da yurt içi kurumsal yatırımcılara e, ayrıldı. E, dönem olarak nasıl görüyorsunuz borsa İstanbul'un e, şu anki dönemini halk arzı olacaksınız işte talep toplanacak. Evet. E, dönemsel olarak nasıl bakıyorsunuz? Dönemsel olarak e, halk arz açısından elverişli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Özellikle bireysel yatırımcıların ee, sene başındaki e, borsaya ve yeni halk arzı olan gösterdikleri ilginin yaz aylarına doğru biraz azaldığını görmüştük. Ancak e, Eylül ile beraber hı hı. E, bu ilginin arttığını gördük. O yüzden e, bireysel yatırımcılar tarafında ilginin e, geçmiş dönemde gördüğümüzün devamı olursa e, olacağını düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Biz Başarılar teşekkür ederiz. dileriz halka sürecinde. Ulusal Faktörün Genel Müdürü İzak Koenka çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İzninizle bir haberi aktarayım e, sizle vedalaşmadan önce. E, bugün e, Sabah gazetesi ve Foto maç tarafından düzenlenen uluslararası futbol ekonomi formu vardı. Türk futbolun ekonomik sorunları masaya atıldı. Haberimizi izleyelim sonra devam edeceğiz nasıl Türk futbol kulüplerinin ekonomik sorunları Sabah Gazetesi ve Fotomaç tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumunda masaya yatırıldı. Forumda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ekonomik olarak pandemiyi en ağır hisseden branşların başında futbolun geldiğini söyledi. Kulüplerimizin ve Süper Ligimizin özellikle gençlere yönelik olarak bir takım stratejik projeler hayata geçirmesi gerektiğini görüyoruz. Forumda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili 9 kişiden oluşan bir komisyonun çalıştığını açıkladı. Tahmin ediyorum Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde ihaleyi sonlandıracağız. İnşallah iyi bir rakam bağlayarak hep beraber TFF Türkiye Kulüpler, Kulüpler Birliği Vakfı ile bir noktaya getirip bu işi sonlandıracağız ve 2022-2023 sezonunu yeni yayıncı kuruluşla beraber yolumuza devam edeceğiz. Yeni yayın ihalesiyle kulüplerin eski günlerine döneceğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, kulüplerle bankalar arasında yapılan yapılandırma anlaşmasına da değindi. Özdemir yapılan düzenleme ile kulüplerin rahat bir nefes aldığını belirtti. Bu takım harcama limitlerinin sıfır olması gerektiğiydi. Fakat kulüplerimiz pandemiden dolayı bize rakamsal olarak ne kadar kayıpta kayıplar yaşadıklarını gösterdiler. Bizim arkadaşlarımızla bilhassa lisans kurulumuz bu konuları detaylı inceledikten sonra kulüpler birliğiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda bu seneye mahsus olmak üzere yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz dedik. Forumda konuşan kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu da pandemi döneminde kulüplerin gelirlerinde 80'e varan oranlarda düşüşler olduğunu söyledi. Önümüzdeki e, ihalenin yapılacak olan ihalenin de tek bir naklin yayın olarak değil yani genel bir e, paket olarak değil. 7-8 e, farklı paketlere bölünerek yurt dışı naklen yayın hakları, büyük maçların naklen yayın hakları 7-8 paket halinde e, ihaleye çıkmayı e, hedefliyoruz. Dijital yayın hakları e, bu şekilde ihaleye çıkıldığı zaman e, farklı gelir kalemlerinin oluşacağını da e, göz önünde bulunduruyoruz. Evet, devam ediyoruz. Dediğimiz gibi Sabah Gazetesi ve Fotomaç ev sahipliğinde yapıldı. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzun Duru Duru Durukan e, Durukan karşımızda. <laughs> Hoş geldiniz Bazen Zeki. Bazen moderatörler de bir evet, su içmesinde uğrayabilir. Evet. <laughs> Uzun Biznesin Durukan, çabuk. teşekkür ederiz. Hayırlı olsun, çok güzel bir zirveydi. Evet. Ee, Evet, hareketli bir zirveydi. Kesinlikle. Ben e, günün ilk oturumun ilk oturumlarını seyrettim. Ekonomi evet. tarafını e, biraz ağırlıklı seyrettim. Sonrasında da ödül töreni vardı. Belki ödül töreniyle ilgili de e, hem evet. görüntüler arkadaşlar verir evet. hem de e, oradan bilgileri bize geçersiniz. Öncelikle genel izlenim olarak e, nasıl bir şimdi uluslararası ve devamlı her sene yapılan tabii, bir tabii. forumdan bahsediyoruz. Yani ekonomi forumu dördüncüsü düzenlendi. Hı -hı. E, foto maç ödülleri de bu sene ikincisi oldu. Geleneksel halde Önümüzdeki yıl büyük bir ihtimalle Antalya'da e, yapma durumumuz var. Çünkü hı hı. spor ailesi e, maç takvimindeki sıkışıklık nedeniyle herkesi bir araya toplamak o kadar zor ki. Bir aylık zorlu bir süreç yaşadık aslında. Tabii. Yani maç takvimi uymuyor, Avrupa'sı, Kupa'sı, e, lig derken League. idmanı, tabii. taktik idmanı, e, futbolların durumu. E, hafta, hafta çıplam maçlar. Tabii, o yüzden e, takvim bulmak çok zor ama devre arasında... Bütün takımlar hazırlık kampı olarak Antalya'ya gittikleri için orada yapmak daha kolay diye düşündük. Şöyle söyleyeyim. Aslında Turkuaz Medya Grubu'nun ne kadar büyük bir aile olduğunu gösteriyor bu. Yani bugün o kadar çok futbol ailesinin önemli kişilerini orada ağırladık ki biz. Yani yaklaşık 9.30'da başladı, saat 9.30'da, sabah 9.30'da başladı etkinlik. 3.30 gibi, 15.30 gibi diyelim e, bitti Hı -hı. aslında daha da e, misafirler konuklar vardı onlar röportajlar veriyorlardı yani uzun soluklu e, oldu e, ekonomiyle ilgili şunu söyleyeyim ekonomiyle ee, ilgili çok merak edilen konu var tabii, tabii pandemi tabii. nedeniyle tabii. E, ciddi sıkıntı e, yaşıyor futbol kulüpleri evet. e, işte sabah dinledim e, kulüpler Birliği Başkanı e, Sayın Ağalının yüzde evet. 70 80'e varan gelirlerde bir azalma olduğunu söyledi. Evet. Ciddi bir gelir kaybı söz konusu ama giderlerde çok fazla bir kayıp söz konusu değil. Giderler artıyor. Şu anda dört büyüklerin toplam borcu 20 milyar lirayı bulmuş durumda. Hı -hı. Yani geçen yıl 14 milyar lira olarak telaffuz edilen borç miktarı Ahmet Ağalı'nın söylediğine göre Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağalı aynı zamanda Trabzonspor Kulübü evet. Başkanı 20 milyar lira toplam borç var dedi. Ve şunu da ekledi. Pandemiden önce e, yayıncı kuruluştan üst e, ve naklen yayınlardan biz e, galibiyet primi olarak da yayın primi olarak da 3 e, galibiyette 800 bin euro alırken şimdi bu rakam 200, 200, 250 bin euroya indi dedi. Yani e, gerçekten de öyle sonuçta %50 bir indirim yapıldı e, hı hı. naklen yayın gelirlerinde kulüplerin %50 bir düşüşü var. İşte maç günü gelirleri olmadı geçen yıl. E, tribün gelirleri olmadı, stor gelirleri olmadı. E, nasıl dönecek bu çark? Sa Sayın Ağul'un şöyle bir örneği vardı. E, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çok e, ciddi bir taraftar vardı. Bu sene evet. E, o sadece o, o gelirin sadece 1-2 deplasman bir, giderini bir, karşılayabileceğini. İşte 1 milyon 200 bin lira bir gelir. 200 Düşünün bin. yani e, %50'nin tam kapasite, bu şu ana kadar geride kalan ligde 10 e, haftada Üç takım e, tribünlerini doldurdu. Yani yüzde kapasiteyi tam doldurdu. Doldurdum. Onu söyleyeyim. E, bir derbi de geçen hafta oynanan Beşiktaş e, Galatasaray derbisinde. Hı hı. işte Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı maçta doldu. Bir de Galatasaray'ın e, Türk e, yeni ismiyle Nefstad'ında oynadığı maçta doldu. Yani üç kez doldu. Ama e, Futbol Federasyonu Başkanı şunu söyledi. Aşılama oranında arttığı için devre arasından sonra şu sinyali verdi. Yani %100 kapasiteyle majörliklerde artık oraya doğru döndü. İngiltere'de, İspanya'da Hı -hı. tribünlerin tam kapasite açtılar. Bizde de açılacak Ne çünkü... zaman var mı onun sinyali geldi Hı -hı. mi? Geldi. Açmak istiyoruz dedi zaten Futbol Federasyonu Başkanı. Kulüplerin de bu konuda isteği var. Yani ligin ikinci yarısında %100 kapasiteyle biz tribünlerde seyirci göreceğiz. Çünkü zaten %50 kapasitede olsa sosyal mesafe uyulmuyor. Sahaya seyircinin itici gücü yansısın diye tribünler bir arada toplanıyor. E zaten maskede çok takanı gö göremiyoruz. Görüyorsun. Ama zaten aşılı, yani aşılı olduğu için aş, aşılı e, tabii, olanlar geliyor. E, i̇şte Hes kodu uygulaması aşı hepsi var. Bir de 12 yaş e, için şu anda e, maçlara alamıyor. Alam tabii O konuda da mesela aşı olayı olduğu için orada evet, aşıyı 12 e, yaş altına şu anda Sağlık Bakanlığı e, önermediği için Sağlık Bakanlığımız Futbol Federasyonu Başkanı e, Sayın Özdemir de 12 yaş altı içinde istediklerini çünkü gençlerin de Evet. o müsabakalarda hocalarda ağırlayabilirler onları. Hı -hı. Ailecek hocalara geliyorlar çünkü orada olabilir. Zaten hocalar şu anda tam kapasite çalışıyor. Tam kapasite. Peki e, naklen yayın ihalesi. Evet. Herkesin en çok merak Hı. ettiği çünkü evet. asıl hani futbol kulüplerinin e, kaynak sağlayabildiği, yani o çarkı döndürebildiği asıl e, gelir kapısı orası. Evet. E, ne zaman olacak? Futbol Nasıl olacak? Futbol Federasyonu Başkanı bu konuda şunu söyledi. E, ihaleye çok fazla katılım olursa rekabet olur ve hı hı. kulüplerin rehin olur bu deni. Yani başka firmaların da, başka grupların da e, naklen yayın ihalesine katılmasını istiyorlar. E, kulüpler Birliği de kulüpler aralarında anlaştılar. E, i̇haleye e, kulüpler Birliği'nin belirlediği e, 3-5 temsilci ee, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile birlikte naklen yayın ihalesinde işte Kulüpler Birliği'nde o başkanlar yönetim kurulu oluşturulacak. Oradan 3 ya da 4 başkan da naklen yayın ihalesine katılacak. Hı hı. Orada pazarlık gücü olacak kulüplerin ee, dediğimiz gibi yani burada yeni dönemde kulüplerin rehine e, bir gelir artışı olacağını düşünüyorum. Ama bunun içinde bunun için de güzel oyun şart. Çünkü bizde e, hakem tartışmaları nedeniyle futbolun marka değeri çok düşüyor. Biz güzel oyundan ziyade hep hakemleri konuşuyoruz. Hakemleri Maalesef. baskı altına alıyoruz. Ondan sonra e, dediğim gibi yani sahadaki güzelliklerin dışına çıkıp canı yanan hakem üzerinden e, kendini savunuyor, çalışıyor. E, aklamaya çalışıyor. Camiaya güçlü göstermeye çalışıyor. Ama lehine hata olduğunda Ses ben bugün kendim. hakemi değil güzel oyunumu galibiyetimi konuşmak istiyorum diyor. E, bu her kulüp için geçerli ama hiçbir kulüp şunu yapmıyor. Bugün hakem sayesinde kazandık. Hakem bizim lehimize bir penaltı hakem verdi. Hakem performansları bol. da ama yani. Hakem performansları kötü. Katılıyorum yani ama tartışılmayacak şekilde. Var, bir... var konusu işte var. Şöyle bir sistem var. Onu da söyleyeyim. Hı -hı. Bir hakem maçı yöneten hakem vara gidiyorsa o hafta düşük not alıyor. Bir sonraki hafta ha. maç alması riske giriyor. Burada sıkıntı bu zaten. Bunun değişmesi gerekir. Kesinlikle. Ve yani. e, vara giden hakem işte iki kere mi gitti? Üç kere mi gitti? Düşük Hı -hı. performans not alıyor. Nedeni de şu. Sen problemi sahada çözemiyorsun. İşte varla iletişim halinde çözmeye çalışıyorsun. Bu seni tembelliğe itecek. Sen hmm. vara gitmeden maçı yönetiyorsan ne kadar hatalı karar verirsen ver diğer hafta maç alıyorsun. Bir de vara giden hakemlerinden performans primi de kesiliyor. Ha. Bunlar profesyonel hakem. Avrupa'da Maaş mı alıyorlar. Böyle? Maaş alıyorlar onun dışında da vardan var var görevlisi olduklarında var ücreti de alıyorlar maç yönetince ekstra maç ücret alıyor. Yani iyi bir e, performansı iyi olan bir orta yani hakem maçı yöneten artık orta hakem hmm. demiyoruz. Maçın hakemi e, yılda 1 milyon liranın 1 milyon lirayla 1,5 milyon lira arasında ücret alıyor. Yani sonuçta gelirleri de iyi. Evet. E, burada aslında kafaları karıştıran hakem eğitmeni Ulenberg diyebiliriz. Ulenberg çünkü e, hakemlere gri pozisyonlarda vara gitmeyin, çok fazla vara gitmeyin, siz çözmeye çalışın dediği için de ee, var bazı pozisyonlarda e, hakeme uyarma e, gereği duymuyor. Çünkü ona öyle talimat gidiyor. Ancak çok net pozisyon olursa gidiliyor. Burada sıkıntı e, bu şekilde diyebilirim. E, bu arada yeni MHK Başkanı da e, açıklandı. Açıklandı, e, açıklandı mı? Açık... Ferhat Gündoğdu. Evet. olmuş. Şimdi hayırlı Merkez olsun. Hakem Kurulu'nun yeni başkanı evet. Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu. Bir sürü isim vardı zaten. Kulüplerin önerdiği isimler vardı ama Bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'e ben bunu sordum. Hı hı. E, bizim e, töre, kendisi ödül aldı. Törene o yüzden katılamayacağını söyledi. MHK Başkanlığı belirleyeceğiz dedi. Ben dedim kulüplerin istediği e, kulüpler isim vermişti. 5 e, koltuğuna MHK Başkanlığı koltuğuna 5 isim önermişti. Ama biz kendimiz belirleyeceğiz dedi. O önerilen isimlerden kulüplerin önerdiği isimlerden biri değildi Ferhat Gündoğdu. Anladım. Kendileri Peki. belirlediler yani. Ama bir de şunu yapacağız dedi. E, yabancı bir eğitmen, yani MHK'nin içinde yabancı bir yönetici de olabilir. Yani orada e, bilgilendirme açısından, tecrübeli bir isim de istiyorlar. Güçlü bir MHK kurmanın peşindeler. Değişik bir formül üretilecek ama onu net olarak şu anda bilmiyorum. <laughs> Peki, e, yeni e, yani ihale Kasım, Aralık, Ocak gibi sonuçlanır evet, dediği e, ve önümüzdeki sezon Yeni yayıncı kuruluşla mı devam edecek? Ben mevcut yayıncı kuruluşun devam edeceğini düşünüyorum. Öyle mi? Her ne kadar memnun olmasa da, her ne kadar e, kulüpler köşeye sıkıştırdığı anda biz de kazanamıyoruz, biz de zarar ediyoruz deseler de e, güçlü bir altyapıları var. Kolay iş değil yani. E, sen de bilirsin. Evet. Biz bu işin içindeyiz sonuçta. E, o işin altyapısını kurmak zor. Ellerinde evet. güçlü bir altyapı var. O yüzden devam edeceklerini düşünüyorum ama bu sefer işleri kolay değil. Yani biraz ellerini cebine atacaklar. Çünkü bizim futbolun marka değeri bu kadar az olmamalı. Yani tamam biz İngiltere gibi değiliz, İspanya gibi, İtalya gibi değiliz ama ya da Almanya gibi değiliz ama bizde major liglere yakın bir heyecan var bizde de. Evet. O yüzden biraz daha artırmaları lazım. Zam yapmaları lazım ya yani kulüplerin çünkü Anadolu kulüpleri özellikle çok zor durumda. Çok Mesela zor durumda. bugün e, ödül törenine sağ olsun e, Sivas Spor Başkanı Mecunot Yakmaz da katıldı biliyorsun Aha. Sivas Spor deyince, Mecunot Yakmaz deyince borçsuz kulüp akla geliyor. Evet. O dedi ki e, ayaküstü yaptığımız sohbette artık borçsuz kulüp demeyin e, biz ne kadar borçsuzlu olsak e, gelirimiz o kadar azaldı ki bu pandemi döneminde işte naklen yayın gelirlerinin de azalmasıyla birlikte artık çevirecek durumda değiliz biz bile dedi. Peki e, o Zeki yüzden Bey... kulüplerin borcu 24 büyüklerin Borcu 20 milyar lira. Yani bunun ödenme şansı şu anda yok. Peki i̇şte, bunun daha detaylı konuşalım. E, spor ekonomisi. Bitiyor mu? Tabii bitiyor. Spor. Bir şey e daha söyleyeyim. Söyleyin. E, bir kulüp başkanı demiş ki, e, Ahmet Ağol anlattı onu. İşte benim bu ayki gelirim, yani bu sezonki gelirim demiş. Tam rakamı şu anda Aha. mazur görsün beni. E, i̇şte 6 milyon lira gibi bir gelirim oldu. İşte 8 milyon lira vergi ödedim. Eksi 2 milyon lira <laughs> düşün yani hiçbir gelir yok aslında. Ben futbolcuların e, transfer taksitlerini paralarını nasıl ödeyeceğim nasıl ki kendim. bu önemli bir kulüp. Onu da duydum. Daha uzun konuşalım. Tamam. Spor ekonomisi <laughs> bölümüm var oraya beklerim sizi. Daha uzun konuşalım. E, bugünkü etkinlik dolayısıyla. Tabii ödül töreninde de çok Beşiktaş kulübüne özellikle teşekkür ederim. Camiye olarak geldiler, renk verdiler. Sergen Hoca, Ahmet Nurcebe Başkan evet, çok futbolcular, renkliydi. Sağ olsunlar. Emre Koca da. Hepsi Galatasaray Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. Trabzonspor Kulübü'ne, Sivasspor Spor Kulübü'ne. Sivas Kulübü Herkes geldi. Amputo Milli Takımı'na, e, bayrağımızı dalgalandıran olimpiyat şampiyonlarına. Güzel bir etkinlikti. Kutlarız. De kutlarız. Devamını e, bekliyoruz, takip edeceğiz. Evet. Başka yayınlarda o zaman sizi bekliyorum. Tabii. Sözünü almış oldum. Kısa oldu bu. Olmadı. Evet, kısa oldu. fotomaç Genel Yayın Tabii. Yönetmeni Zeki Uzun Durukan. Bravo, bravo, tamam, hallettim. <laughs> Çok teşekkürler, sağ olun, sağ olun, yani. teşekkür ederim. Ee, Ekonomi notların sonuna geldik, şimdi e, kısa hemen arkasından yatırım dünyasıyla karşınızda olacağım. Devam ediyoruz.